Bir önceki videoda basit tasarımlı, kirişli ve kemer köprüleri incelemiştik. Şimdi gelin kafes köprüler ya da makaslı köprülerle modern zamanlara giriş yapalım. Kafes köprülerde köprü döşemesinin üzerinde ya da hemen altında kafese benzeyen büyük bir yapı vardır. Mesela burada kafesin döşemenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yük sadece döşemeye uygulanıyor gibi görünse de kafes ağırlığı çerçeveye yansıtıp döşemenin çok fazla yüklenmemesini sağlar. Kafesin her segmenti yani parçası değişik gerilme ve basınç kuvvetlerine maruz kalır. Köprüye iki eşit kuvvet uyguladığımızda segment başına düşen ağırlığı toplam ağırlığın yüzdeleri olarak bu şekilde hesaplayabiliyoruz. En yüksek yüklerin segmentlerin üst ve bitiş noktalarında olduğunu görebilirsiniz. Orta segmentlerde ise yük yoktur. Kompresyon yani basınç testi yaparken bunu hatırlamanızı istiyorum. Keyfinizi kaçırmak istemem ama bakalım bu suçlu kafesli hapishanesinden havaya fırlayacak mı? Sizce kafes nasıl kırılacak? Ne duruyorsunuz? Kendi aranızda tartışsanıza. Geldiğiniz için teşekkür ederiz Yoda. Çalışmalarına bayılıyorum. Gördüğünüz gibi kafesin dış segmentleri daha fazla yük taşıdıkları için diğerlerinden önce kırılıyor. Şemaya göre dıştaki ve üstteki segmentlere uygulanan yük aynıydı, öyle değil mi? O zaman üst segmentler neden kırılmamış olabilir dersiniz. Kafesin üst kısmı ağaç damarları ile aynı yönde olduğundan bu kısımda kullanılan kereste daha dayanıklıdır da ondan. Kafes eklemek aynı köprü açıklığının 0.01 tona dayanmasını yani aynı uzunluktaki kirişli köprüden %25 daha dayanıklı olmasını sağladı. İnceleyeceğimiz son köprü tipi ikonik asma köprülerdir. Ekranda gördüğünüz ikonik bir asma köprü olmasa da bunun içinde aynı prensiplerin geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Asma köprüler, kalın çelik kablolar kullanarak yükü kulelere ve köprünün uçlarındaki bağlantı noktalarına aktarır. Köprü döşemesini ana kablolara bağlamak ve köprüyü asmak için kullanılan kablolara askı deniyor. Ana ve askı kablolar her zaman gerilme kuvvetine maruz kalır ve yükü kule ve köprü uçlarındaki bağlantı noktalarına aktararak bu kısımların da basınca maruz kalmasına yol açarlar. Modelimizde ana ve askı kabloları için tel kullandık. Köprünün bir kısmı küçük ölçeklerde bağlantı noktalarını simüle etmek zor olduğu için pek de iyi olmadı. Bu testte uyumsuzlar çetesinin karşısına motosiklet çetesi çıkıyor. Çılgın adam buraya da yetişmiş. Yük arttıkça kablolar yükü kule ve bağlantı noktalarına aktarıyor. Bu kuvvet dağılımı köprü döşemesinin sağlam kalmasını sağlayarak yıkılma anında figürlerin havaya fırlamasına engel oluyor. Çılgın adamın havaya fırlamasını görmeyi çok istiyordum ama bu sefer olmadı. Bu köprü de kafes köprüyle aynı yükü yani 0.01 tonu taşıdı. Kafes ve asma köprü uzun kirişli köprüden daha çok, kemer köprüden daha az dayanıklı çıktı. Bu pek de beklendik bir sonuç olmasa da kafes ve asma köprülerin gerçek avantajı kirişli ve kemer köprülerden daha uzun olabilmeleridir. Evet, beklediğimiz an geldi. Bir Lego figürünü ezmeye hazır mısınız?